Herkese merhabalar değerli arkadaşlar, sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Yayının başına oturdunuz ve 25 Mart Terazi burcunda ay tutulması 2024 yılının ilk ay tutulmasını yaşayacağız. Evet bu yayında ondan bahsedeceğim. Önce tutulmanın bir önceki yılını hatırlatacağım size. Ona göre izleyin. Kağıt, kalemlerinizi alın. Not almanız gerekecek çünkü 25 Mart 5 derece Terazi burcunda yaşanacak tutulmanın bir benzeri 2005 yılında e, gerçekleşmiş o 10 derece Terazi burcunda bir yeni ay yani güneş tutulması olarak meydana gelmiş. Bu tutulmada aslında o saros döngüsünün devamı olarak düşünebiliriz ve o dönemle bağlantılar kurabilirsiniz birebir aynısı olmayacaktır. Çünkü o dönemdeki ağır gezegenlerin yerleşimleriyle özellikle başta Satürn olmak üzere şu anki gezegen yer yani ağır gezegenlerin yerleşimleri aynı değil. Fakat benzerlik bakımından benzetebilirsiniz sevgili dostlarım. Evet bu tutulmadan şimdi konuşacağız. Kısaca tutulmayı özetleyeceğim. Önemli asla doğum tarihleri de vereceğim. O kağıt kalemlerinizi alın dedim. Ve sonra da burçlara geçeceğiz. Bakalım burçlarda nasıl etkileri olacak bu tutulmanın. Şimdi arkadaşlar öncelikle denizaltın astroloji kanalına hoş geldiniz. Ben Emine Coşkun. Ve kanalıma değer verip, yorumlarıma değer verip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlaka yorum yapıyorsunuz. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Bunu hatırlatmama gerek yok aslında ama tabii ki hatırlatmamız da lazım. Ee, o yüzden şimdiden teşekkür ediyorum. Elleriniz, kalbiniz dert görmesin. Evet, inşallah herkesler iyidir efendim. Mart ayı nasıl geçiyor? Şimdi Mart ayının balıklarla, balık yeni ayıyla, balık stellumuyla e, bizi karşıladı. Şimdi 25'inde ise bir terazi burcunda dolunay ve ay tutulmasıyla karşılayacak. Ve dediğim gibi 2025 yılında ki konulara. Olaylara benzerlikleri olan bir tutulma ve bu tutulmanın e, dünya astrolojisi karşılığını söyleyeceğim sizlere. Havaların bozulması, salgın hastalıklar, tahıl ürünlerinde kıtlıklar diyelim ve pahalılıkla yani günümüzdeki adıyla enflasyonla alakalı yani fiyatların çıkışıyla alakalıymış. Dünya astrolojisiyle ilgili e, söylüyorum bunu ve bu tutulmada neler olacak? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Tutulma çok muazzam, zor bir tutulma değil. Neden? Bu tutulma Venüs tarafından yönetiliyor. Venüs Balık burcunda ve Venüs'ün hem Uranüs'e hem de Satürn'e uyumlu bir açısı var. Tutulmanın teması arkadaşlar ilişkiler, adalet, denge. Hatta mitolojik karşılığı da aslında ee, Athena Savaşçı bir kadın biliyorsunuz. Ee, savaşmakla, kadınlarla da ilgili. Ee, dolayısıyla da yine dişil enerjinin, e, biraz da adaletin, evliliklerin, ortaklıkların, özellikle ilişkilerin ön planda olacağı bir tutulma. Şunu da hatırlatayım. Bu tutulma bir tamamlanma tutulması. Bazı ilişkilerde bazı sonlanmalar söz konusu olacak. Hepsi için söylemiyorum. Biraz sonra burçlara söyleyeceğim. Ama bazılarımız için de yeni girişimler, yeni atılımlar bunlar kesinlikle doğum haritasıyla alakalı e, getirecek bu tutulma. Şimdi terazi hava elementi uyumlu bir burç, pozitif bir burç. E, çok da zorlayıcı açıları da aslında yok. E, tam tersine bence güzel açılar var. Fakat arkadaşlar bu tutulmanın horoskobunda çok fazla sabit yıldız var. Şimdi bu sabit yıldızlar da tutulmanın e, aslında nerelerde daha güçlü nasıl çalışacağını işaret ediyor. Onları da özetlemek istiyorum size. Mesela, mesela Aldeberan e, bu tutulmada aslında çok bariz bir yerde ASC'de. E, ve Acenar diye bir sabit yıldızımız, yıldızımız var. Bu da Venüs'le birlikte. Bu konularda bazı uyarılar yapacağım. Mesela Betelgeus diye bir yıldızımız var. Ve Anteras. Ee, şimdi yani Aldeberan Anteras zaten ikisi de değişken grup burçlar arasında. Gökyüzünün en önemli yıldızları arasındadır. Mesela çok fazla cesaret verir. Mesela bu tutulmanın bize getireceği durum. Çünkü Merkür nerede? Koç burcunda. Cesaret, atılım, dürüstlük, başarı. E, rütbe, askeri konularda rütbe gibi e, gözü kara aslında diyelim bir yanı var. Şimdi bu e, tutulmadan eğer etki alan bir burçsanız, şimdi böyle bir cesaret göstereceğiz. E, daha tedbirli olmamız gereken yerler olacak. Nerede? Özellikle ilişkilerde. Çünkü Venüs Satürn'le birlikte ilişkilerde bir araya toplama, e, evlilik, ortaklık anlaşmaları gibi durumları tetikliyor. Böyle bir özelliği var. Satürn-Venüs'le bir de üstüne üstlükte hani Jüpiter'den de güzel bir destek alıyor. Ne yapıyor? Cesareti güçlendiriyor. İlişki başlar. Özellikle iş projeleri için söyleyeceğim. Teknoloji bakımından mesela mesleki anlamda güzellik, estetikle ilgili konular, bu alandaki girişimler. Onun yanı sıra mesela tekstille çok alakalıdır. Giyimle, kuşamla ilgili... Onun yanı sıra mesela moda ve diplomasiyle ilgili yani üst düzey görüşmeler, ülkeler arasındaki anlaşma ya da anlaşmazlıkları dengeye koymak gibi. Şimdi böyle bir cesaret var ya. Bu cesaret ne yapacak? Bizi yüreklendirecek. Ama Venüsün yani bu tutulmayı Venüs yönetiyor unutmayın balık burcunda ve bulunduğu bir e, önemli bir yıldız var. Bu duygusal takıntıları getirebilir. Adalet burada çok önemli bakın yalan aldatma aldatılmalar onun duygusal takıntılar bir de Venüs hani balık kurban psikolojisiyle de ilgili kurban etme karşı cins tarafından manipüle edilme Bazen zor açılar altında taciz gibi konuları da veriyormuş. Hani mazoşist görünümlerde verebilir. Balık burcu biraz hani duygular üzerinde çok baskın olduğu için mantıkla değil daha çok sezgilerle, dürtülerle harekete geçer. Buna binayen tabii doğum haritalarına göre bunları değerlendirmek gerekiyor ama yine de kurban bilincinde olmamamız gerekiyor. Bunu bireysel olarak kendinize yani mantıkla hareket edilmesi gereken bir süreç tekrar... Ee, söylemek istiyorum. Anteras yani çok önemli ilişkiler aksına denk geliyor Aldeberan ve Anteras. Bu ilişkilerde e, bir tarafın kendini adamasıyla da alakalı. E malum terazi tutulması de aynı zamanda dolunay. O yüzden bu alanda lütfen temkinli olun. Evet adalet ve ilişkiler tutulması yaşayacağız sevgili dostlar. E, bu tutulmanın bir benzeri 2025 yılında dedik. Hemen 15 gün sonra yaşayacağımız bir tutulma daha var. 8 Nisan'da 19 derece Koç burcunda o da 2025 yılında yaşanmış ve hatta aynı derecede aynı pozisyonda yaşanmış ve benzer etkileri var. Şimdi bu tutulmadan sonra o yeni aya doğru giderken yine 2025 pardon 2005 yılını bir gözden geçirin derim. Mesela bu tutulma en çok kimleri etkileyecek arkadaşlar? 20 ve 30 Mart arası doğan koç burçları birinci derecede etki alıyorsunuz. 20 ve 30 Haziran arası doğan yengeç burçları çok güçlü etkiler alıyor. 23 Eylül 3 Ekim tarihlerinde doğan teraziler zaten başrolde teraziler var. E, siz de çok etki alıyorsunuz ve 21-31 Aralık arası doğan oğlak burçları bu tutulmadan en güçlü etki alıyorsunuz. Yükseleniniz de olabilir güneşiniz Belki de başka gezegenleriniz olabilir. Mesela bu saymış olduğum öncü grup burçlar içerisinde çok sayıda yerleşiminiz vardır. Ee, mesela diyelim ki o tarihler arasında doğmasanız bile doğum haritanızdaki bu yerleşimler mutlaka e, etki alacağınızı gösterir. İşte kariyerde, parayla ilgili konularda, aşk hayatında, çocuklarla ilgili konularda her alanda etki alabilirsiniz. Ee, sadece bu saydığım burç olarak bakmayın lütfen başta güneşi, sonra ay burcu, yükselen burcu, bir de bir stelyumunuz varsa diyelim terazi burcunda bir sürü gezegeniniz var yine etki alırsınız efendim. Şimdi bu tutulmanın e, önemli bazı ipuçları var. Mesela rengini söyleyeceğim sizlere. Uçuk mavi benim üzerinde görmüş olduğunuz gibi. Uçuk yeşil. Açık tonlar, sarının tonları ya da bunlar bu karışımlardan elde edilen açık tonlar. Bu e, terazi burcundaki bu derecenin renkleri. Kullanabilirsiniz bu arada. E, mesela sağlık e, astrolojisinde böbrekler ve bel çevresiyle bel bölgesiyle ilgili. Hani bu alanda sağlık sorunları da e, varsa tedavi amaçlı bazı gelişmeler de getirebilir. Yönettiği şehirler, dünya şehirlerini söylüyorum. E, pardon ülkelerini söylüyorum önce. Kuzey e, Norveç, Kuzey Suriye, Fas Etiyopya bu terazi burcunun bu alanının yönettiği ülkeler arasındaymış sevgili dostlar. Evet genel olarak tutulmanın tam olarak size hemen haritamı açarak önemli bir bilgisini vereceğim. Windows Satürn'le birlikte ilişkiler anlamında para konusunda bazı ilişkileri resmeyte taşıma anlamında çok önemlidir. Çünkü Jüpiter'den destek oluyor sevgili dostlar. Jüpiter nedir? İyicil bir burçtur. Üstelik Venüs'ün Jüpiter'le karşılıklı ağırlaması var. Para kazanmak anlamında mesela bir uz uzun süredir gündeminizde olan bir konuda maddi bir gelir hale e, dönüştürebilir. Yine Uranüs'e de yakın sayılabilecek bir etkisi var. Bunlar sürpriz şekilde gelişecektir. Hiç beklemediğiniz ayrıldığınız bir e, eşiniz, sevgiliniz, iş ortağınız bir iş projesi olabilir veya üzerinde böyle başlayıp yarım bıraktığınız herhangi bir konuda da ani sürpriz gelişmeler getirir. Çünkü Uranüs var. Unutmayalım ki bir Jüpiter Uranüs kavuşumuna doğru gidiyoruz. Bu zaten beklenmedik mesela para beklenmedik özellikle bazı burçlara şans getirecektir ve bu tutulmaya da eşlik ettiğini söyleyebilirim. Ve genel olarak baktığımızda para ve finans arkadaşlar yine çok önemli bu tutulmada biraz önce dediğim gibi pahalılıkla ilgili e, eski astrologların açıklamalarına göre bunları söylüyorum bu derece bu anlama gelirmiş e, ve finansla ilgili konularda böyle beklenmedik aslında bazı gelişmeler yaşanabilir zaten ciddi bir enflasyon e, hızı var şu anda. Şunu da hatırlatmak istiyorum bu arada sizlere. Şu anda hızla yükselen biliyorsunuz bir madeni, değerli madenler, parasal konular işte döviz, euro vesaire Bunlarda hızlı bir yükseliş var. Bunlar Nisan ayında özellikle Nisan'a girdiğimiz andan itibaren Nisan sonuna kadar bir gerileme söz konusu olabilir. Ki olacağını düşünüyorum. O yüzden parasal konularda panik yapıp ani hareketler de bulunmayın lütfen. Biraz e, nasıl diyelim Neptün Güneş kavuşumunun etkileri de tutulmaya doğru giderken daha 25'i gelmeden çok daha güçlü etkili mesela 17 18 20 özellikle mart civarı lütfen dikkat edin, kanmayın, yanılmayın, aldanmayın. Sevgili dostlar, şimdi bakalım hangi burca ne getirecekmiş bu tutulma sevgili dostlar. Evet koçlar yükselen burcu koç ve haritasında çok koç olan arkadaşlar tutulma ilişkiler evinizde ve ilişkilerle ilgili önemli bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Ama bunun için şu aralıkta doğmanız lazım 20 ve 30 Mart arasında doğmuş bir koçsanız daha güçlü etkiler alırsınız. Bazı koçlar sağlık, iş, günlük rutinlerinde alır. Bazıları ilişkilerde alır bu etkiyi. Doğum haritasına göre bu değişecektir. Uzunca süredir gündeminizde olan bir ilişki tekrar gündeminize gelecektir ki şu an bu yayını izleyen bir koç arkadaşımız sizin için zaten bu süreç şu anda çalışıyor olmalı. Şimdi Balık burcunda çok güçlü bir yerleşim vardı. Melankolik bir süreç geçirdiniz. Biraz da aslında fiziksel olarak demeyelim ama hani mental olarak zorlandınız. E, kaygı ve endişe çok artmış olabilir yaşantınızda bu tutulmayla beraber bir bağımsızlaşma aslında yaşayacaksınız diyebilirim hem bu olmasından çekindiğiniz bazen korktuğunuz ya da olmayacak diye korktuğunuz bazı şeyler varsa ilişkiler anlamında söylüyorum bunu bu tutulmayla beraber aslında bir nokta koyulacak en azından oradaki belirsizlik ortadan kalkacak bazı koçlar evlilik işbirliği ile ilgili konularda önemli gelişmeler yaşayacak. Bazılarımız e, bir e, tabi ayrılığa da ayrılıkla da çok ilgili. Bazı evlilikler ve ilişkiler bitebilir e, bu tutulmayla beraber. Onu hatırlatmak istiyorum. Bir de e, şimdi gizli konularda ortaya çıkabilir. Nasıl çıkar bilmediğiniz bir şey öğrenirsiniz. Veya bir platonik duygu yaşıyorsunuzdur. Bunun gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bundan belki bağımsızlaşabilir, özgürleşebilirsiniz. Yani gizlilikle ilgili konular özellikle ve bir takım koçların iş hayatına da yansıyan bir durum olabilir eğer çalışıyorsa. Bazı e, koçlar için şunu söyleyebiliriz. Mesela e, bu sene için söyleyeyim mesela parasal konularda e, ilgili olacağını Söyleyebilirim özellikle işte girişimler, atılımlar, başlangıçlar yaptığınız, altyapısı için uğraştığınız herhangi bir konuda da olabilir bu. Sadece ilişki olarak tabii ki bakmamalıyız sevgili koçlar. Ama yaşamınızda tutulmalar burcunuzda olduğu için ve hemen 15 gün sonra yeni bir e, döngüye gireceğiniz için ve bu sizin için çok önemli olabilir. Tabii 15 gün sonraki döngü e, biraz daha ikinci dekant doğan eee koç burçları daha çok ilgilendirecek. Bu ilk dekan yani o zaman ne diyeceğiz? E, Nisan doğumlu bir koçsanız e, 8 Nisan'daki tutulmadan yani güneş tutmasından daha çok etkilenirsiniz. Evet bir tamamlanma söz konusu. Belki de bir başlangıç söz konusu olacak. Hele hele önemli bir işe imza atacaksanız, evet bunun için çok da önemli fırsatlar getirebilir. Sevgili koç burçları, Boğa ve yükselen burcu Boğa olan dostlar. Bu tutulmanın size etkisi. Yani 25 Mart 5 derece Terazi burcunda birebir etki almıyorsunuz ama şu şekilde etki alıyorsunuz. Çünkü bu tutulmayı yöneten gezegen Venüs ve Venüs sizin de yönetici gezegeniniz. Dolayısıyla etki alıyorsunuz ama olumlu etki aldığınızı söyleyebilirim. Süren bir sağlık sorununun tamamlanması gibi bakabilirsiniz. Bir işle ilgili, çalışma koşulları ile ilgili önemli bir e, gelişme, bir terfi, bir haber alma olasılığınız çok yüksek. Bazı boğaların aşk hayatına da yansıyabilir. Çocuklarına, onların yaşantılarına yansıyabilir. E, günlük rutinlerinizi değiştirdiyseniz, buralarda yeni bazı kavramlar ortaya çıkacaktır. İşte beslenmedir, tedavidir, spordur, alışkanlıkları değiştirsiniz ama bir şeylerden vazgeçeceksiniz. Mesela inat ettiğiniz bir konudan özgürleşirsiniz. E, bu bir ilişki olur. Mesela yıllardır ısrarla yürütmeye çalıştığınız bir meslek olabilir. Ya da bir sağlıkla ilgili bir yöntem, yeni bir e, şekil olabilir. Evcil hayvanları olan boğa burçları. Yine bu tutulmanın bu alanda da işte Hayvanların sağlığı, onların bakımı veya benzeri konularda çalışabileceğini söyleyebilirim. Bu arada hani sosyal çevreniz, arkadaşlar, aşk hayatı buraları renklendiren bir tutulma. Onu söyleyebilirim. Kariyer hayatında şu anda zorlanan bazı boğalar. Gerçekten sıkıntı çekiyor olabilir. Biraz duruanlık yaşıyor olabilirler. Bu tutulmadan sonra... Bu alanda da daha hızlı hareketler söz konusu olacaktır sevgili boğalar. İkizler ve yükselen ikizler. Bu tutulmadan en olumlu etkilerden birini siz alıyorsunuz. Şimdi bu 25 derece, pardon 25'inde 5 derece terazi burcunda bir tutulma hava elementinde tabii ki ikizler için güzel yansımaları e, gelecektir. Hava elementinde olduğu için birçok terazi, ilişkiler, çocuklar, pardon ikizler, ilişki, çocuklar, aşk hayatı, finansal konular, e, gelişmeler, yaratıcılık, sanatsal faaliyetler. inanılmaz sosyal bir süreçtesiniz. Size çok yarayacak bir tutulma. Hele ki e, ikizler burcunun ilk 10 gününde doğmuş bir ikizlerseniz direkt etki alıyorsunuz. Yükseleniniz de eğer bu derecelere yakınsa. Kesinlikle hem ilişkiler, maddi konularda, sosyal yaşantınızda, ün, tanınma e, gibi durumlar verir. İnanılmaz cesursunuz. Çok e, mesela ikizler burçları, birçok ikizler burcu çok önemli girişimler yapabilir, e, kendilerinde bu cesareti görebilirler. E, çünkü tutulma haritasında da yükselen de bir ikizler var. Dolayısıyla birçok kişiyle iletişim içinde olacağınız, yaşamınızda kısır döngüye girmiş. Mesela bazı durumlar, konular varsa bunları da daha kolay, daha hızlı çözümlemeye doğru gideceksiniz. Aslında bu yılın da en şanslı burcu olduğunuz için işte 25 Mart itibariyle bu şans ve bu fırsatlar hayatın o döngüsünü daha kolay yakalayacaksınız öyle söyleyebiliriz. Her şey gerçekten sizin için güzel çalışıyor. Doğum haritanıza bakın bakalım nasıl fırsatlar gelecek ve nasıl değerlendireceksiniz. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olan dostlar. Tutulma en çok tabii ki sizi etkiliyor. Bilhassa da hemen tarihinizi söylüyorum. 20 ve 30 Haziran arasında doğmuş bir yengeçseniz direkt etki alıyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz? Yıllardır aslında süren bir bağımsız olma belki bir şeyden özgürleşme bu bazen kökleriyle de ilgili olur insanların duygularıyla çok fazla geçmişe özlem de duyabilirsiniz çocukluğunuza anılarınıza dönebilirsiniz. Düşünceleriniz, fikirleriniz, duygularınız inanılmaz yoğun olacaktır. O kadar etki alıyorsunuz ki özellikle aile, kökleri dediğim gibi, anne baba, işte eski yaşamlar. Buralarda tabii bunların arasına Miras e, ya da beklenen bazı e, para e, gibi bazı emlakla ilgili durumlar, taşınma, yer değişikliği, alım satımlar yine yengeçlerin konuları arasında olacaktır. E, asla bakarsan yengeç en zor döngülerden geçse de içinden e, kıramadıkları diyelim o hassasiyet, o aidiyet duygusu güçlülüğü var ya bu dolunayla kendiyle belki de yüzleşecek bir duygu halinde olacak yengeç burçları ve en zor olanı başarabilirsiniz. Çünkü gökyüzü tamamıyla destekliyor yani tutulma da destekliyor sizi yani satürnün de desteğini alıyorsunuz. Mesela bir yer değişikliği başka bir yere taşınma başka bir şehre gitme veya bir eğitimle ilgili konu evden ayrılma gibi yani yurt dışı ile ilgili konular da burada eğitimle ilgili konularda yine sizin alanınızda olacak. Belki de çocuklarınızın hayatında böyle bir gelişme olabilir. Tekrar etmek istiyorum. Eğer 20 ve 30 Haziran aralığında doğmuş bir yengeçseniz tabii ki doğum haritanıza bakmanızı tavsiye ederim. E, hayatınızda çok önemli bir döngü e, tamamlanıyor. Çok önemli bir zaman dilimi desiniz. Nisan ayı da aynı şekilde sizin için öyle olacak. E, sevgili yengeçler hayatınızın rotasını yeniden çizeceksiniz. Aslan ve yükselen burcu Aslan olan sevgili arkadaşlar, evet. Bu tutulma sizin için yarım kalmış işleri tamamlayacak. Mesela uzun zamandır gitmek istediğiniz ya da taşınmak istediğiniz bir yer ya da bir araç değiştirme mesela aracınızı değiştirmek istiyorsunuz. Böyle fırsatlar getirecektir yine yarım kalmış bir eğitimi tamamlamak olma ihtimali çok yüksek. Ve yakın çevrenizi, kardeşleri, özellikle erkek kardeşleri, kız kardeşleri tabii ki olabilir ama kardeşlerle ilgili bazı bir takım konuları, onlarla paylaşılması gereken konuları ya da dediğim gibi satın alınması gereken, değiştirmesi gereken bir e, mülkle yani bir para e, şeyi olan, değeri olan bir işte araç olabilir. Başka dijital konular olabilir. Yeni bir sosyal e, girişim, tanıtım, reklam gibi PR çalışmaları gibi durumlar olabilir. Yaptığınız işle ilgili. Bazı eğitimcileri, avukatları, o sektörde görev yapan arkadaşları da mesela e, görev yeri değiştirme, e, yeni bir e, nasıl diyelim terfi gibi konuları da işaret edecek. Unutmayalım ki tutulmanın etkileri 6 ay. Yani sadece e, bugünü yani 25 Mart'ı baz alarak düşünmemeliyiz. Ve bunu e, tabi uzun vadede düşünürsek önünüzdeki planı yani böyle bir şey gerçekleşirse önünüzdeki aylarda nasıl hareket etmelisiniz bunları iyi tayin etmeniz gerekebilir. Sizin için de destekleyen bir tutulma gerçekten destekliyor. Çünkü gökyüzü ateş elementinde işte Merkür şu anda ateşte ve 8 Nisan'daki tutulma da yine komple Koç burcuna yani ateşte olacağı için belki de bir yeni ticari anlaşma, yeni bir mesela kazanç kapısı açma olabilir. Yurt dışı ile ilgili bazıları için hukuki sonuçlar veya girişimler olarak da değerlendirebiliriz. Yani aslanlar için faydalı bir Yeni ay geliyor yakın çevrenize karşı biraz daha duyarlı belki olmanız gerekebilir. E, benden size tavsiye edeceğim. Başak yükselen başak haritasında çok başak burcunda gezegeni olan dostlar. Tutulma sizi direkt birebir etkilemiyor ama parayla ilgili konuları sonuçlandırıyor. Bu bir tutulma ve dolunay aynı zamanda tamamlanma evresi. Ee, yeni başlayan değil, öncesi olan konulardır. Bir borçlanma, bir borçlanmayı tekrar e, yenileme ya da beklediğiniz bir paranın size gelmesi, ulaşması olarak değerlendirebilirsiniz. Bir ortak işten, bazıları eşten, ayrıldığı eşten vesaire gibi alanlardan olabilir. Paylaşılması gereken bir maddi durum olabilir. Ya da bir girişim içindesiniz, ee, bir e, para desteğinize desteği lazım borçlanabilirsiniz doğum haritasına göre bunlar değişecektir ama uzun sürede uzun vadede baktığımızda zaten ciddi bir ilişki trafiği içinde başak burçları ilişkiler, ortaklık, evlilik aşk hayatı gibi durumları var bana kalırsa yeni bir iş yeni bir anlaşma belki de evliliğe adım atacaklar buna bir borçlanma olacak belki eşya alıyorlar bunun gibi durumlar söz konusu olacak Özellikle tabii Merkür de Koç burcunda olduğu için birçok Başak aslında iyi etkiler aldığını söyleyebilirim. Güzel etkiler alıyorlar, şanslılar. Bu tutulmada yine onlara aslında şanslı geleceğini söyleyebilirim. Sadece şu var, iş hayatlarında mesleki anlamda Başak burçları için söylüyorum. Mesela aniden işten ayrılma vesaire gibi durumlar, ani bir girişim olabilir. Bir mesleki durumda bir yenilik olabilir buralara dikkat etmek gerekiyor özgüven çok yüksek yanılma potansiyeli de olabilir bu bakımdan aslında şu an beni izleyen başak yükselen veya nerede varsa aslında bu yayını aslında paylaşın sevgili arkadaşlar tanıdıklarınıza da gönderin eğer böyle durumu varsa yakın bir arkadaşınızın bir dostunuzun bilgisi olsun sevgili dostlar terazi yükselen burcu terazi olan tüm dostlar. Ama en çok da tabii ki söylüyorum hemen 23 Eylül 3 Ekim arasında doğmuş teraziler. Bu tutulmadan direkt etki alıyorlar. 5 derece yine yükselen 1 ile 10 derece arasında yükseleni olan yine bir teraziyseniz direkt etki alıyorsunuz. Hayatınızın çok önemli kararlarını alıyorsunuz sevgili teraziler. Bu her alanda olacak. Şimdi bazı teraziler e, kesinlikle ilişkilerle ilgili. Mesela süren, e, zorlandığınız bir ilişkiniz var. Bu bir evlilik başka bir projede olabilir bu arada. Ha bir proje üzerinde çalışıyor da olabilirsiniz. Bakın bu konularda önemli bir gelişme, e, önemli bir adım, önemli bir karar verecekler terazi burçları. Bazıları mesleğini bile değiştirebilir, taşınabilir. Ama en çok e, nasıl çalışır derseniz sağlık. Diyelim ciddi bir sağlık sorunu yaşadınız. Biraz böyle sağlıkla ilgili gündemleriniz oldu. Şimdi bazı terazilerin işle ilgili de geri kalmışlıkları ya da e, böyle bazen bıkkınlık gelir ya hani bıkkınlıkları olabilir. Bu alanda da bazı kararlar alabilir terazi burçları. E, dolayısıyla da önemli. Çünkü bu tutulmanın bir benzeri 2005 yılında yaşanmış. Biraz oralara giderseniz eğer tabii yaşınızı bilmiyorum. Yaş periyodunu tutuyorsa, ama sadece öyle düşünmeyin. Mesela annenizin, babanızın o dönemde yaşadıklarına da bakabilirsiniz. Yani sadece 2005 yılına gidin dediğimde kendinizi değil sizinle yakın bağ içinde olan kişilerin yaşamlarına da göz atmanızı tavsiye ederim. Ama yeni bir döneme, yeni bir olaya, yeni bir girişime artık karar veriyor teraziler. Bu tutulmada. Kararsızlık sembolizi de çok yüksek yani bir türlü karar verememe bir türlü devamlı atalete düşme gibi durumlar varsa terazinin de önemli bir özelliğidir kararsızlık bu dönem hepimiz için geçerli zaten ee, ama böyle bir durum var teraziler için ee, ilişkiler başlayabilir ilişkiler bitebilir bu arada ya da ilişkilerle ilgili bazı yeni böyle kararlar alınabilir Hani böyle önemli kararlar zamanlarımız olur ya tekrar işte yeniden deneyelim, şöyle yapalım, böyle yapalım, bunu yapmayalım. Belki de bir ilişki danışmanı alacaklar gibi durumlar var. Ama tabii bazı terazilerin ilişkileri de bitebilir, yeni ilişkilere doğru yüzlerini dönebilirler sevgili terazi burçları. Akrep, yükselen akrep ve haritasında çok fazla akrep burcunda yerleşimi olan dostlar. Terazi burcundaki tutulma. Şöyle söyleyeyim bu dönem hiçbir şey gizli kalmaz. Yani sırlar ortaya çıkar. Bu tutulma zaten bir anlamda onu da işaret ediyor. Ama akrepler için daha fazla işaret ediyor. Arka planda bir durum döndüyse bunun mazisi olan konu bu yeni değil. Tak önünüze düşer. Herhangi bir konuda yani herkes eteğindeki taşları döker. Geçmişte yanlış anlaşılmara mahal vermiş bazı Konular, durumlar da ortaya çıkar. Hani yanılırız ya bazen. Bir e, zanlar vardır hayatımızda. Zannetmiştim, zan. İşte zannetmelerle hayatınızı eğer bir şekilde başka bir yola soktuysanız bu tutulma o zanlar yüzünden bazılarına pişmanlık da getirebilir, keşkeler getirebilir. Ama bazılarının da aslında bazı uyanmalar yaşatabilir. Nerede yaşatabilir? Çalışma koşullarında, e, aşk hayatlarında. Parasal konularda, çocuklarla ilgili konularda, özellikle çocukların üstünü çizmek istiyorum, çocuk sahibi olanlar için tabii ki e, ve çalışma koşulları, yani öncesinde çalıştığınız insanlar, kişiler, onlarla ilgili yaşadıklarınız e, diyaloglar, konuşmalar vesaire, bunlar ortaya çıkacak. Şimdi bazı akrepler işi de bırakabilir bu arada, hani işten ayrılır, işten çıkartılabilir, ama hiç merak etmeyin çok güzel yeni kapılar açılıyor çünkü tutulmalar kaderseldir evet bizi zorlar fakat mutlaka hemen ardından yeni kapılar açar e, bunu söylemek istiyorum ve ilişki aşk e, gibi konular çok gündeminizde bazı akrepler aşıkta olacak onu da söyleyebilirim evlilik teklifi edebilir evlilik teklifi alabilir e, bir hobiye bir sanat dalına başlayabilir ee, oldukça destekliyor bu anlamda sizi e, gökyüzü sevgili akrep burçları e, dolayısıyla da hayatınızda aslında bir renk katacaktır Tamamiyle olumsuz değil çok olumlu yanları da var akrep burçlarına aradaki dengeyi siz koruyacaksınız e, sevgili akrep burçları şunu da hatırlatmak istiyorum e, akrepler için çok önemli bir dönem başlayacak sağlıkta iş hayatında Bazıları evcil hayvanlar falan alacak. E, ya da evcil hayvanlarla durumları söz konusu olacak. Hani bakımı vesaire gibi. Yani akrep burçları sizin için çok önemli görünmese de ama hayatınızın çok önemli bir yapı taşını değiştirebileceğiniz bir süreç olarak gözüküyor. Yay ve yükselen burcu yay olan dostlar. Bu tutulma sizi parlatabilir açıkçası. Nasıl? Bu tutulmanın gerçekleştiği alan sosyal alanınız. Sosyalleştiğiniz alan, arkadaşlarınız, iş çevreniz, e, topluluklar, grup, ekip çalışmaları, ekipçe bir yerlerde aynı şeyleri yapmak, e, sosyal mesela amaçlı bazı programlar oluşturmak vesaire gibi bir alanda doğuyor. Dolayısıyla da burada bir tamamlanma ama aynı zamanda da yeni bir açılım da getirebilir. Çok sosyalsiniz, çok göz önündesiniz. E, sosyal çevrenizde yeni insanlar, yeni oluşumlar, yeni tanıdığınız bazı kitleler olacak. E, bununla beraber çok güçlü bir e, ilişkiler dinamiği de canlanabilir. Yeni e, mesela tanıştığınız insanların katkısı veya vizyoner insanların diyelim katkısı olabilir yaşamınızda. Arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz gibi konular. Ama en önemli şey ne biliyor musunuz sizin için? Aile içiniz. Yani evinizi yaşadığınız yeri, birlikte yaşadığınız kişileri, bazıların anne, baba, çocuklar vesaire neyse buraları da etkileyen bir süreç. Evinizde bir yenilik yapmayı düşünebilirsiniz. Çok sıkıldınız, daraldınız. Belki bir pat diye böyle bir yenilik yapmak, bir güzellik getirmek, bir enerji akışını değiştirmek için bir yenilik de yapabilirsiniz. Böyle söyleyebiliriz ama bir takım sosyal çevrenizdeki insanlardan da kopabilir bir sınır koyabilir, e, ayrılık e, gibi hani e, yalnızlaşma, yalnızlaştırabilir ya da bir temizlik diyelim. E, arkadaş çevrenize bir temizlik yapabilirsiniz. Yani arkadaş ve dostluk ilişkilerinde önemli bir e, zaman diliminde olacaksınız ve dediğim gibi aile, ev yaşadığınız yer e, ve buna bağlı konular da yine buraya bağlı olarak gündeminizde yer tutacak. Ee, ve süreç olarak baktığımızda yani daha sonra mesela tutumu 6 ay etkili, e, Nisan-Mayıs gibi ilişkiler e, bu alanda meydana gelecek. Mesela yeni tanıştığınız insanlarla bazı ilişkiler kurabilir, e, finansal kaynaklarınızı değerlendirmek adına ev veya gayrimenkullerle ilgili bazı yatırımlar yapabilir. E, bu alanda da önemli gelişmeler e, getirebilir yaşantınıza. Evet sosyal çevrenizi e, sakinleştiriyorsunuz, temizliyorsunuz, aranıyorsunuz. Sizi çok zorlayacak bir tutulma değil ama e, özellikle 8 Nisan'daki tutulmadan çok önemli etkiler alıyorsunuz. Ona da Mart'ın e, son günlerinden itibaren zaten e, almaya başlarsınız. Oğlak, yükselen burcu, güneş burcu ya da haritasında çok fazla oğlak gezegeni olan ee, arkadaşlar şimdi bu tutulma öncü burç olduğunuz için tabii ki en fazla sizi etkiliyor. 21-31 Aralık tarihleri arasında doğmuş bir oğlaksanız en çok etkiyi tabii ki siz alacaksınız. Ve tabii ilk oğlak burcunun ilk 10 derecesinde bir yükselene sahipseniz yine etki alırsınız. Peki nasıl? Öncelikle hayatınızın her alanını etkileyecek bir yerde haritanızın tepe noktasında bir Tutulma yaşıyoruz. Bu tutulma gerek kariyerde, statüyle ilgili konularda e, ve hayatınızın tümünü ilgilendiren alanlarda böyle ani gelişmeler getirebilir, sürpriz gelişmeler olabilir. Yeni bir yön çizmek isteyebilirsiniz. Bu e, işte bazı yenilikler olur. Mesela çalışanlar için terfi olur mesela e, veya yeni bir iş anlaşması gelir veya işle ilgili önemli bir karar çıkabilir. Bazen şöyle de çalışabiliyor. Mesela yakın çevreniz atıyorum bir işiniz var veya kardeşinizle beraber çalışmaya başlarsınız ya da böyle yakınlarınızı ilgilendiren konular, onların hayatları onlarla iş birliği içinde olabilirsiniz. Bu çok önemli bir durum. Çünkü oğlaklar şu ana kadar istikrarlı gittikleri bazı alanlarda tekrar fikir değiştirebilirler bu tutulmayla birlikte. Çok önemli bir tutulma. Bazılarını ev değişikliği, yer değişikliği verir ama en çok kariyerde bazı yeni adımlar attırır. Yeni oluşumlar içerisine girersiniz. Bazı tabii ki oğlaklarda belki mesleki anlamda e, hedefleri vardır. Mesela beklenti içindesindir. 25 Mart civarı da burada hop diye bir hani haber gelir ve sürpriz bir gelişme yaşarsınız. Ee, sevgili oğlak burçları bu arada şunu da hatırlatalım tabi jüpiterden e, uranüsten eğer derece olarak yakınsa ani başlayan ya da ani gelen finansal bir kaynak olarak da düşünebilirsiniz. Hani maaş artışı gibi ama şunu dikkat etsin oğlak burçları para harcama alma verme dengesinde de biraz zorluklar e, yaşıyor olabilirsiniz şu süreçte ya da yaşamış olabilirsiniz bu anlamda da e, nasıl biraz kontrol e, gerekebilir açıkçası e, ve bir de hatırlatmamız gereken tabii kendini çok fazla birilerine adamak kurban etmek gibi bir misyonu da var bu yeni ay esnasında tabi oralarda da e, önce kendini e, sonra e, ikinci sırada da sırasıyla sizin için en değerli e, kişileri koymakta fayda var efendim kariyerde başarılar Kovalar yükselen ve haritasında çok kova olan arkadaşlar. Şimdi 25 Mart tutulması size iyi gelecek. Terazi, hava elementi. Siz de bir hava elementisiniz. Şimdi bazı teraziler e, uzak hedeflerine doğru gidiyorlar. Pardon kovalar. Yurt dışı, seyahat, gezi, tatil, e, eğitim, hukuki süreçler. Mahkemeli durumlar varsa... Ve bir para bekliyorsanız ve bunun ucu paraya dayanıyorsa maddi konuları da içeren bir bağlantısı olan bir durum söz konusu olacak. Tabii doğum haritanız eğer etki alıyorsa özellikle de ilk 10 derece mesela diyelim terazide bir yerleşiminiz varsa bu söylediklerinden etki alırsınız. Ama bu bir dolunay aynı zamanda tutulma dolayısıyla da yaşamınızın uzak e, hedefleriniz hayalleriniz idealleriniz doğrultusunda hareket ettirebilir hatta size bazı yeni kapılar da açacağını söyleyebilirim ee, sevgili kova burçları yeni bir iş yeni bir girişim e, yakın çevrenizde kurduğunuz bağlarda bunlar bazısının çocuğu bazısının mesela ilişkileri olacak ki ilişkilerde bence çok iyi e, olacağını söyleyebilirim özellikle kova burçlarının bu alanda çalışacak e, hukuki süreçlerden ya da herhangi bir satıştan, bozulması gereken bir karardan mahkemeli bir durum varsa yine buralar e, bu 25 Mart tutulmasıyla hareketlenecek. Ve sizin için aslında önemli bir süreç olabilir. Belki hiç hesapta olmayan bir durumla karşı karşıya da kalabilirsiniz. Doğum haritanız eğer etki alıyorsa ama genel olarak baktığımızda size yarayan bir tutulma olacağını söyleyebilirim. Balıklar ve yükselen burcu balık olan dostlar tutulma direkt sizi ilgilendiriyor. Evet tutulma Terazi burcunda ama birçok gezegen burcunuzda Dolayısıyla da sizin beklentileriniz hayattaki karşılığını almak istediğiniz konular kendine, kendinize duyduğunuz özdeğer duygusu. Ve özellikle ona çok dikkat etmeniz gerekiyor kendinizi özellikle karşı cinsli olan ilişkilerde e, aşırı fedakarlıktan kaçınmanız gerekir. Burada birinci kuralımız bu. Şimdi terazi burcu size bir parayla ilgili bir paylaşılan kaynakla ilgili bir şey getirebilir. Bir miras bekliyorsundur. Eşinden, aileden e, ya da köklerini ilgilendiren bir konuda bir halledilmesi gereken konu bir hak bir adaletle ilgili konu bir adaletsizlik varsa eşitlikle ilgili bir konu bu muhtemelen paylaşılan kaynaklar dedik miraslı konularda olabilir banka krediler borçlar onlarla ilgili yeni yapılandırmalar yeni borçlanmalar veya bu borçlanma da olabilir Bu arada belki yeni bir e, idealiniz var e, bunu gerçekleştirmek için bu iş evlilik, veya başka bir ev almak olabilir. Bununla ilgili para konuları sizin için çalışacak. tabii doğum eğer etki alıyorsa. Bu bir evlilik de olabilir. Çünkü Venüs, Satürn burcunuzda. Ya da evlenme arifesinde olan bir mesela balık da olabilirsiniz. Ya da birine evlilik teklif edecek balık da olabilirsiniz. Veya alacak bir balık da olabilirsiniz. Sizin için güzel bir dönem. Gerçekten ama doğru kişi mi? Orası sorgulanmalı tabii ki doğum haritasına bakın ya da baktırın e, sevgili dostlar ya da bir iş birliği yapıyorsunuz. Bakın aldanmalara, e, yanıltıcı durumlara e, yatkın bir şey hani zor bir tutuma değil ama yatkınlığı var. O yüzden bunu üstüne basarak tekrar belirtmek istedim. E, değerli balık burçları genel olarak satürn de burcunuzda olduğu için bazı şeyler hayatınızda ağır ilerliyor, yavaş ilerliyor hiç olmadık engellerle karşılaşıyor olabilir. Hatta bazı bazen şey yapar mesela hani yaşam hevesini insanın alır. Bıktım dersin ya böyle. Ama bunun muhakkak mükafatı olur. bunun yanı sıra çok önemli gelişmeleri de zaten yaşayacaksınız parayla ilgili. Hoşçakalın.